Gündem elbette ki Ukrayna Savaşı ama iki tane yeni üye, özellikle İsveç'in üye olmasından sonra alınacak kararlar var. NATO'nun bütçesiyle ilgili gündemde bazı maddeler olacak. Çünkü biliyorsunuz NATO Genel Sekreterinin görevinin son olmasına rağmen bundan önce açıklamaları vardı. İşte NATO ülkeleri gayri safi milli hasılasının belirli oranında arttıracaklar. Rakamları unuttum. Bunlar gündeme gelecek. Tabii ABD'nin ev sahibi olmasından dolayı burada daha çok ABD'nin oluşturacağı gündemlerde NATO zirvesinin önüne gidecek. Tabii burada Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri Ukrayna Savaşı'nın ya da Gazze. Yine bir Sayın Erdoğan'ın Gazze ve İsrail vahşetini burada gündeme getirmesini belirtiyoruz. Şu en son NATO zirvesinde alınan kararlar var. Gerçekleşen bunların uygulanıp uygulanmadığı ve bunun üzerinde de görüşmeler olacak. Tabii burada yeni genel sekreterin de bilmiyorum mevzu Eray Bey anlatır göreve başlayacak mı? Biliyorsunuz şu andaki görev süresi uzatmalıydı, doldu. Bekleyip göreceğiz ama iki gündem belki Asya Pasifik de konuşulabilir burada. Özellikle en son Kuzey Kore ile Rusya'nın yaptığı anlaşmadan sonra ABD'nin bunu gündeme getireceğini biliyoruz. Bekleyip göreceğiz. Peki sizce Eray Bey neler var? Yani bu çok kritik bir zirve olacak. Onu söyleyeyim. Ben her yıl bu NATO Liderler Zirvesi'nin çıkan kararlarını dikkatle takip ederim. Ve ne diyorlarsa da yapıyorlar. Öyle de bir durum var yani. Mesela Ukrayna Savaşı başlamadan bir yıl önce yazın 14 Haziran'da hatırladığım kadarıyla NATO Liderler Zirvesi'nde aynen şu cümle yer alıyordu. Daha bakın Ukrayna Savaşı başlamamıştı. Çin'le mücadeleye devam edeceğiz, Rusya'yı vuracağız. Aynen bu yer alıyordu. Çin'le mücadeleye devam edeceğiz, Rusya'yı vuracağız. Vuracağız diyorlardı ya. Ukrayna Savaşı patladı. Bak tesadüf değil. Şimdi muhtemelen yine Ukrayna ile Ukrayna üzerinden Rusya'yı rahatsız edecek bazı kararlar alınacağını tahmin ediyorum. Yine NATO'nun gündemi Rusya, yani ana gündem maddesi bir kere Rusya olacak herhalde değil mi? Birinci öncelikli Rusya ama aynı zamanda Çin. Yani Rusya ile ilgili ciddi rahatsız edici kararlar alınacağını düşünüyorum. Evet. Onu size söyleyeyim. Şimdi bu durumda tabii Türkiye nin pozisyonu ne olacak yani? Hani ona bakmak lazım. Çünkü Türkiye NATO üyesi ülke ama aynı zamanda Rusya'yla da ilişkileri olan bir ülke. Dolayısıyla burada muhtemelen olası NATO kararlarına Türkiye'nin çekinceleri olabilir. Evet. Yani onu size söyleyeyim ve yani Türkiye merkezi rol, üstlendiği merkezi rol, tarafsızlık politikasını her iki kutup arasında aslında Rusya olarak da görmemek lazım. Rusya-Çin hattı, işte Batı-ABD hattı olarak görmek lazım. Hani burada tam da NATO Liderler Zirvesi öncesi çok önemli bazı gelişmeler oldu. Yani bunu kamuoyunun dikkatine de sunmak isterim. O da bir otomotiv diye bir firma, Çin firması, Türkiye'de 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmaya karar verdi. Hatta firmanın yetkilileri Ticaret Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüler. Ve hatta onun arkasından da yine büyük bir dev firma Türkiye ile Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı. Şimdi bunlar çok önemli hususlar çünkü yani şimdi düşünün yani kaç bin kişiye istihdam sağlanacak. Evet. Yani ve hani Avrupa'nın ambargolar koyup Türkiye'ye ekonomik sıkıntılar yaşatmaya çalıştığı bir dönemde bu ambargoların ötesinde çok daha fazlasıyla Çin yatırımcının, şimdi bakın reklam olmasın diye ben ismini söylemeyeceğim ama yani dünya devi bir otomotiv firması, yani çok büyük bir firma Türkiye'de fabrikalar açacak, yani bir fabrika da değil. Şimdi o zaman NATO'nun gündemi bu da NATO liderler zirvesi öncesi Türkiye'deki NATO açısından dikkat çekici gelişmelerden biri. Önemli. O zaman şöyle, NATO gündemi diye önce buraya bir Rusya'yı bir yazalım. Rusya'yı yazalım. Bir kere Rusya dediğimiz zaman burada alt başlıklar olarak bir kere Ukrayna olacak. Ukrayna.
Rusya'nın yaptırımları olacak. Evet. Rusya'ya yönelik yaptırımlar. Başka mesela NATO'da liderler Rusya konusunda başka neler konuşabilir mesela? Şöyle konuşurlar. S-400'ler olabilir değil mi? Hayır. Daha, olamaz mı? Daha ciddi konular. Daha ciddi yani. Hı-hı. Aldığımız bazı kulis bilgileri var. Hı-hı. Daha ciddi. Rusya'yı cidden rahatsız edecek. NATO'nun Ukrayna'ya belki de doğrudan müdahalesi anlamına gelebilecek, hı-hı, bazı kararlar. Yani olabilir. Hani Ukrayna'ya yardımın koordinasyonu NATO üzerinden sağlanması, hı-hı, gibi kararlar çıkabilir. Evet. Yani bu Rusya ile NATO arasındaki, hı-hı, karşıtlığı daha da yükseltecek, daha da kışkırtacak bir bazı kararlar olabilir. Yani, hı-hı, önce onu söyleyeyim. Yani saldırı gibi mi yani, açık konuşun. Hayır, saldırı değil. Nedir yani? Saldırı değil ama yani Ukrayna'ya yardımın arttırılması, NATO'nun Ukrayna'ya yardım etmesi, biliyorsunuz şu an ülkeler yardım ediyor, NATO yardım etmiyor. Ama neticede bu ülkelerin yardımları NATO üzerinden akmaya başlaması vesaire gibi durumlar olabilir. Yani evet, bu açıdan baktığımızda yani şöyle söyleyelim, NATO'nun Ukrayna'ya doğrudan yardımını sağlayacak kararlar alınabilir. Anladım. Yani burada Ukrayna başlığı altında onu evet, yazabiliriz. Sizin buna var mı ekleyeceğiniz? Yani Eray Hocam'ın dediği şu açıdan. Rusya özelinde sadece. Şimdi Avrupa'da NATO'nun depolarında bir sürü silah var. Hı hı. Ambalajı açılmamış silahlar. Hı. Şimdi başta Avrupa böyle için söylüyorum. İngiltere ve Almanya'nın başını çektiği, Fransa gibi ülkeler yoğun olarak, diğer Avrupa ülkeleri ve silah yardımı gerçekleşiyor. Avrupa dışında da ABD. Şimdi Avrupa'da NATO'nun yapılanmasından işte teknik, askeri ve silah desteği Ukrayna'ya verilmesi bu Ukrayna Savaşı'nda başka bir durum. Hı. Durum. Bu belki NATO Genel Sekreterinin giderken bazı açıklamaları var. NATO ülkeleri nükleer silah kullanmayı gündemlerine getirmesi gerekir. Hı hı. Ona benzer bir açıklaması var. Şimdi sizin yazdığınız Çin başlığına gelince, hı hı, bütün NATO sonuç bildirgelerinde Çin ve Rusya ya tehdit ya düşman olarak, yani gene Çin başlığı, evet, olacak. Burada Asya Pasifik'e dikkat çekecek. Hı hı. Belki bu sefer Kuzey Kore'yi de duyabiliriz. Rusya ile yaptığı güvenlik anlaşmasından dolayı. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin masaya getireceği çok önemli. Ev sahibi olduğu için eğer NATO zirvesi ne oluyor? Ve bunları tartıştırıyor. Ama Gazze konuşulur mu? Yani bak, Rusya yazıyoruz, Çin yazıyoruz. NATO, yok, ülkeleri Gazze'yi... Gazze bence konuşulur. Şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, evet, tıpkı Şangay Beşlisi'nde verdiği mesaj gibi... Ben Türkiye dışında muhtemelen diyorum. Muhtemelen yok, NATO'da da yani artık bir harekete geçin diyeceğini düşünüyorum ben. Tabii orada İspanya var. Şuraya yazayım ben her ihtimale karşı. Tabii dediğiniz doğru. İspanya var. Gazze'ye, Filistin'e destek veren ülkeler var. Evet. Ama Gazze Sayın Erdoğan ve Türkiye tarafından mutlaka gündeme getirecektir. Yani getirecektir. NATO'nun belki de biraz daha baskı yapması istenebilir. NATO ülkelerinin, az önce dediniz ya, ülkeler bazında işte Ukrayna'ya yardım sağlıyor. O zaman Gazze'de ülkeler bazında belki bazı görüşmeler olabilir. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi burada NATO'nun Avrupa'daki politikalarına desteklemeyen ülkeler de var NATO içinde. Özellikle Ukrayna Savaşı. Bunlardan biri Macaristan. Hı hı. Yani herkes, 32 tane ülke blok bir şekilde hareket etmiyor NATO'da. Tabii. Bunlar da tartışacak. Yani bu savaşın çok uzadığı görüşüne sahip olan Avrupa ülkeleri de var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.